Mutlu günler sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz. Yeni bir sektörel programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün de sizlere Kadıköy'den sesleniyoruz ve Kadıköy'de 1000 yıl yapıyı ziyaret ettik. 1000 yıl yapı yönetim kurulu başkanı Sayın Turan Yılmaz'la birlikteyiz. Turan Bey Sivaslı, Su Şehri'li, başarılı bir isim. Sektöründe başarılı bir firma. Ve öncelikle Sayın Turan Yılmaz'ı tanıyacağız, kendisinden dinleyeceğiz. Kimdir Turan Yılmaz? 58 ailesinin İçindeyiz şu anda. Hep beraberiz. Cümleten hoş geldiniz. Ben Turan Yılmaz. 1953 doğumlu Sivas Suşehri Beyçikli köyünden. 6 aileli bir ailenin fertlerinden bir onların çocuğuyum ve ilk ablam, ondan sonra da ben derken 6 kardeşiz. Ondan sonra ilk ve orta öğretimi Suşehri'nde yaptıktan sonra lise öğretiminde İstanbul'a geldim. İstanbul'da 1973 yılından askere gittim. Askerden geldikten sonra 1978 yılında liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a kesin dönüş yaptım ve iş hayatına başladım. İstanbul'da 78 yılından sonra pazarcılık yaparak 15 sene pazarcılıkla meşgul oldum ve bu arada sevdiğim ve severek yapabileceğim iş olarak inşaat sektörünü seçtiğimden bu arada inşaat ve pazarcılığı iki mesleği bir arada yürütmeye çalıştım. Amatör olarak 91 yılına kadar inşaat sektörünün içindeydim. 91 yılında o zaman Altura İnşaat diye bir firma kurduk ve 2000 yılına kadar bu firmada çalıştım. Ve ondan sonra 1000 yıl yap olarak, 1000 yıl AŞ olarak kurduktan sonra daha profesyonel, daha uzmanca çalışarak yani bugüne kadar gelmeye çalıştık. Allah'a şükür. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. 1000 yıl yapıyı sıfırdan kurdunuz. Küçük bir bebekti ve bugün geldiği noktalar çok da güzel projeler imzattınız. Peki 1000 yıl yapının doğuşu ve bugünüyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ne tür projelere imza attı 1000 yıl yapı? 1000 yıl yapı konut ağırlıklı, ticari artı konut ağırlıklıdır. Vizyonumuz bu şekilde çalışmalarımıza devam ettik ama burada çalışmalarımız derken yani 7-24 gününüzü bırak gecede yani gece hayalimizde günümüz gerçekleştirmek için yaptığım mücadelede tek başıma bu konuma getirmeye çalıştım. Bu arada iki tane oğlumla beraber, birisi işletme mezunu, birisi de mimar olarak yani iş mimarı olarak yardımcı olmaya başladılar. 2010 yılından sonra tabii bu sefer daha da bir aile şirketi olarak genişledik ve bu durumlara geldik. İşimiz daima severiz ve severek yapmaya çalışıyoruz. Projelerimiz hakkında bilgi vermek gerekirse Allah göstermesin bir deprem yaşamıştık 17 Ağustos'ta. O depremden önce sahil kesiminde ve Maltepe ve Küçükyalı tarafındaydık. Ondan sonra depremden sonra Bulgurlu tarafına geçtik yani Üsküdar mıntıkasına. Ve tekrar yani doğuş inşaatımızın doğuşunda Fikirtepe'deydik diye tekrar yuvaya dönüş misali 2010 yılından sonra Fikirtepe'ye dönüştük. Ve şu anda da Fikirtepe'deyiz. Fikirtepe'de şükür çevremiz, eşimiz, dostumuz çok olduğundan çok da rahat çalışmalar şeklinde hareket ediyoruz. Orada artık bir markalaşmış durumdayız. Bunun de şu anda Allah'a şükür meyvelerini yiyoruz. Şimdi bundan sonra da bize gelen insanlar biz artık arsa aramıyoruz. Sağ olsunlar bize gelip yerimizi yapar mısınız diyorlar. Biz de bununla iftihar edip de gurur duyuyoruz. Neden 1000 yıl yapıyı tercih etmeli müşterilerimiz? Neden sizden gelip de konut almalılar? Konutlarınızın özelliklerinden de bize biraz bahseder misiniz? Hani bir laf var ya, yani el emeği göz nuru derler. Biz buna her şeyimizi katıyoruz. Maddi ve manevi. Yani biz bir inşaat yapacağımız zaman müşteri değil kendimiz oturacakmış gibi yaparız. Kendimiz nasıl kullanırız, nasıl dizayn ederiz, nasıl rahat ederiz diye. Ve tabii bunun da müşteriler bunun tercihini yapıyor ve bunu göz önünde bulundurarak bizi toprak sahibi de tercih ediyor, alan müşteri de tercih ediyor. Onun için de yani bu konuda bu sektörün içinde daha da sivrilmeye çalışıyoruz. Teknoloji şu anda neyi kabul ediyorsa inşaatlarımız hep onu kullanıyoruz ve müşterinin tercihine de göre de kullanıyoruz. Her türlü eleştiriye açığız. Müşteriye önce diyoruz ki daireye girdi mi, kardeşim sen buranın neresini beğendin, neresini beğenmedin? Beğendiklerini alıyoruz, beğenmediklerini atıyoruz ve tekrar ikinci projemizde o şekilde hareket ediyoruz. Yani şimdi burada zaten ekibimiz olarak da kendi hemşehrilerimiz, güvendiğimiz insanlar
Onun için yani onlar da herkes vicdanen hareket eder. Bir ikincisi, şimdi biz yapsat yapıyoruz. Yapsat yaptığımız zaman hiçbir zaman yani taşeronlarımıza burası bizim, o birisi işte müşterinin ve toprak sahibi demeyiz. Hepsi bizim dairemizdi. Birisi neyse hepsi o. Kalitede hiç ödün vermiyoruz. Her dairede aynı kaliteyi kullanıyoruz. Sayın Yılmaz, tabii konut almak insanlar için biraz da hayallerinin gerçek olması noktasında bir tutum diyebiliriz. Neden? Çünkü küçük meblağlar biriktirilir, yastık altında paralar biriktirilir ve başımı sokacak bir evim olsun denir. İşte banka kredisiyle zor şartlarda ev sahibi olur ama ev sahibi olurken de dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Mesela biz bayanların en çok vakit geçirdiğimiz yer mutfaktır. İşte mutfak şöyle olsun, ebeveyn banyosu olsun, çocuk odası farklı olsun düşünceleriyle hayallerimizi süsler her zaman için. Peki konut alacak olan izleyenlerimize ne tür önerileriniz olur? Konut alacak kişilere önerilerimiz baştan. Yani maalesef bir deprem kuşağında yaşıyoruz. İlk önce insanlar acaba bu yapılan inşaat deprem yönetmeliğine uygun yapılıyor mu? Bir. İkincisi, metrekare önemlidir tabii ama yani atıyorum 100 metrekareyi en iyi şekilde nasıl değerlendirilmiş? Şimdi bayanların zamanının geçtiği en basit yer örnek alırsak mutfaktır. Ve mutfağı dizayn ederken kapısından girdiğimiz zaman metrekareden ziyade nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? İşte bunun lavabosu nerede olması lazım? Makinenin yeri nerede? Buzdolabının yeri nerede? Bunları çok iyi şekilde dizayn etmek lazım. Ondan sonra yani salonuydu, banyosuydu, yatak odasıydı, ebeveyn banyosuydu, çocuk odasıydı. Bunlar hep bir bütündür. Yani hepsini bir bütün olarak yani insanların bu yaşam alanında en iyi şekilde nasıl metrekareyi değerlendiririz, nasıl daha kaliteli ürünlerle burayı donatırız, o şekilde yapıp teslim etmek amacımız. Yani bunda da şansımız şudur, iç mimarımız, kendi projemiz, her şeyimiz kendi içimizde olduğundan bunun içine daha rahatla hareket ediyoruz ve iyi yaptığımıza iddia ediyoruz. İddialıyız iyi yapmakla da. Peki Turan Bey, neden bin yıl yapıyı tercih etmeliyiz? Neden müşterilerimiz, konut sahibi olmak isteyenler bin yıl yapıyı tercih ediyorlar? Bin yıl yapıyı müşterilerin tercih etme nedeni ve bir de toprak sahipleri. Tabii biz önce alacağız ki sonra yapalım. Evet. Yani almam için önce dürüstlük ve güven. Yani bin yıl yapının verdiği söz taahhüttür. Yani bugün en önemli olan şey ülkemizde de verilen sözlerin yerine gelmesi. Bundan dolayı insanlar çok sıkıntı çekiyor. O konuda kendini aşmıştır bin yıl yapı ve çok rahattır. Gelen kişiler bin yıl yapı ismini duyduktan sonra çok rahatlıkla ve huzur içinde arsalarını da verirler, dairelerini alan kişilere rahatlıkla alır, güle güle otururlar yani. Turan Bey, yıllardır sektörün içerisinde olan bir firma olarak bin yıl yapı kendisini ispatlamış bir kuruluş. Peki inşaat sektörünün sıkıntıları oluyor mu? Mutlaka dönem dönem sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Şu anda piyasaların biraz durgun olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte sizler nasıl etkileniyorsunuz ya da etkilendiniz mi? Şimdi inşaat sektörünün içindeyiz. Tabii biz yani şu saate kadar konuştuklarımızda inşaatın iyi yönlerinden ve sıkıntısız yönlerinden bahsettik. Tabii ki her yani et kemiksiz olmaz hesabı, bunun da iyi yönleri olduğu kadar da sıkıntılı yönleri de var. Misal işte şu andaki piyasa, hepimizce malum, inşaat sektörü bir ülkenin lokomotifidir. Lokomotif yavaşladı mı, o bir gerideki vagonlar durur. Ama yani bunu biraz daha hızlandırmak için de inşaat sektörüne yani taze kan bulmak lazım. Ama bunu da artık devlet büyüklerimizin işi. Onlar da inşallah bu işe el atarlar. Şimdi müşterinin alım gücü zayıf ve haklıdır. Yani şu andaki rakamlara göre yeni bir evlenen çiftin en az 2+1 daire alması da mümkün değil. Ya aile fertleri, annesi babası yardımcı destek olacak ki alabilir. Ki olabilen var, olamayan var. Bir ikincisi bu sefer fiyatlar aşağı çekildiği halde ki mesela müşteri geliyor diyor ki ya kardeşim fiyatlar düşmüş. Nasıl düşüreceksin? Bugün yılbaşından önce 1800 küsür olan demir fiyatı tonu bugün 2300 lira. Yani tonda 500 lira bugün
Çok büyük para. Mesela şu andaki yaptığımız inşaata 250 ton demir gidecek. 250 ton demir de ne yapar? 50, 100, 125 bin lira ki yani bizim için büyük bir para. Buna herkese bir ham madde, demir demek inşaatın ham maddesi demek. Demire gelen fiyat, malzeme fiyatı her şeyi etkiliyor. Yani bu yalnız demir değil, yani demire gelen işte işçiliği de onu işçi ilgilendirir. Ondan sonra çimentosu, her şeyi. Yani bu şu anda dar bir boğazda. Yani burada inşaat malzemelerinin arz ve talebe göre biraz daha düşse insanlar daha rahat satar ve müteahhit firmalar da biraz daha rahatlar ve kendini ona göre hazırlar. Bir ikincisi, şu anda zaten çok maalesef müteahhit arkadaşlarımız yarı yolda kalmış, devretmeye çalışıyor, toprak sahipleri sıkıntıda. Yani bu sıkıntıları bertaraf etmek için yani devlet büyüklerimizin, hükümetimizin bunu ele alması lazım. En basitinden işte Fikirtepe'de kentsel dönüşümle ilgili pilot bölge olarak bir bölge seçildi. İlk önce başlangıçta çok güzel, çok iyiydi ama adalar çok büyük olduğu için hiçbir firma tek başına kolay kolay yapamıyor. Yapamadığı gibi de hedefe ulaşamıyor. Bu parseller ada bazında 4 dönüm, en fazla 5 dönüm olsaydı mesela bizim gibi orta ölçekli müteahhitler de girer ve burada hayata geçirebilirdi. Bunu yapılmadığı için maalesef böyle. Bu saatten sonra da zaten bunları bölmek de zor. Bundan 15-20 gün önce kentsel dönüşümle ilgili Sayın Müsteşarımızın yanına gittik, randevu aldık, sağ olsun bizi karşıladı ve sıkıntılarımızı dinledi ve bu sıkıntılarımızı dile getirdik. Onlar da bu sıkıntılardan muzdarip olduğunu ve bu sıkıntıların giderilip bir an önce Fikirtepe'nin kalan yerlerinin de bir müteahhite verilip hayata geçirilmesi için mücadele ettiklerini söylediler. Ve inşallah olur diyelim. Olmazsa çünkü şu anda çok mağdur Fikirtepe'de insanlar. İçinde biz de mesela benim iki adada yerim var. İkisi de şu anda boş duruyor. Ve şu anda affedersin tinerciler bilmem yani iş olmayan insanlar oraları işgal etmiş durumda. Ve potansiyel suçlular yani işgal etmiş. Onun için bir an önce bu kentsel dönüşümün de ele alınıp bu sorunların giderilmesi lazım. En basitinden bir müşterim gelmişti dışarıdan, bu yani dışarıdan derken Avrupa yakasından daire alacak ve metroya nasıl giderim dedi. Yolunu tarif ettim. Oradan geçerken bakmış ki işte o eski Fikirtepe'nin daha yıkılmayan yerlerinde ucube yerler. Ben buradan gece geçemem demiş ve adam vazgeçti daire almaktan. Yani bunların bir an önce halledilirse yöremiz, mahallemiz, muhitimiz ve İstanbul için hayırlı olur. Sayın Yılmaz, tabii siz Sivaslısınız, su şehrisiniz. Su şehrine mutlaka gidiyorsunuzdur. Hani hep şunu söylüyoruz ya biz, ne kadar doyduğumuz yerde yaşasak da topraklarımızı, memleketimizi unutmuyoruz. Su şehrine gittiğiniz zaman oradaki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Memleketimizdeki gelişmeleri takip ediyor musunuz? Ve tabii ticaretimizi ne kadar İstanbul'da yaparsak Sivas'a tatillerimizi yapmalı mıyız? İş adamlarımızın dönüşü Sivas olmalı mı sizce? Ne kadar da doyduğumuz yerdeysek de doğduğumuz yeri unutmamak lazım. Ve bunun için de ben her yıl memlekete giderim. İmkanlar dahilinde 15 gün, 20 gün, 1 ay kalmaya çalışırım. Şimdi bizim orası yani su şehrinde Kılıçkaya Barajı'nda istimlak oldu. İstimlak olduktan sonra köyümüz kalktı Bey Çiftliği olarak. Ve ondan sonra 95 yılından sonra 12 hane olarak yeni bir yerleşim yeri yaptık. Baraja nazır yani baraj manzaralı diyelim. Ve orada Tapan Köyü olarak mesela biz zaten önceden Tapan Köyü, Abbas Bey Çiftliği olarak 3 mahalle bir muhtarlıktık. Muhtarlığımız gittikten sonra tabi alındı istimlaktan sonra ve şu anda Türkmenler köyü nüfusuna kayıtlıyız ve Tapan Köyü olarak mezra olarak oluyor. Oraya nezih, acizane olarak bir ev yaptık. Orada her sene giderim, meyve ağaçlarıydı, bahçesiydi falan. Uğraşmayı onlardan çok severim. Şimdi inan sabahleyin hanım kahvaltı hazırlarken
bana bakar ki ben yokum. Nerede acaba falan. Ben giderim orada. Bahçede ağaçların dibinde oturur. Eski geçmiş günlerimi hayal ederim. Ve burada inanın tamam iyi parayı kazanıyoruz, şey yapıyoruz. Yani İstanbul'dayız. Yani doyduğumuz yerdeyiz. Ama doğduğumuz yerde unutmamak lazım. Benim hemşerilerime tavsiyem en azından hiç olmazsa yılda bir sefer kendisi ve kendisini gittiği zaman da çocuklarını da beraber götürüp yalnız kendisiyle olmaz. Çocuklarını da memleketten oradan kopmaması için oranın örf adetinin öğrenmesi için götürmelerinde fayda var yani. Ben elimden geldiği kadar şu anda çocuklarımı hatta torunları dahi götürürüm. Orada gülsünler, oynasınlar, oranın havasını teneffüs etsinler. Oranın yöresel yemekleri nedir ve örf adetleri nedir ve yani onları da öğrensinler. Yani memleketine kopuk kalmasınlar. Benim bir torunum var 8 yaşında. Allah bağışlasın. Şimdi inan geçen gün işte bu sene ben gittim onu da götürdüm. Dede diyor sen beni buraya niye önce getirmedin? Dedim yavrum sen daha yeni kendin yani akıl başında olmaya başladın. Ben çok sevdim. İlla beni seneye götürür müsün? Yani çocuklara bunu aşılamak lazım. Bunu dedirtmek lazım. Yani bunlar güzel bir şeyler. Yani insanlara tavsiyem. Lütfen gitsinler o güzellikleri görsünler. O temiz havayı solusunlar. Bu arada Allah'a şükür Sivas Spor'umuz bayağı mücadele etti. Hatta şampiyonluğa kadar yükseldi. Ve biz bununla iftihar ettik ve gurur duyduk. İşte geçen sene düşmesinden çok sıkıntıya düştük, üzüldük ama yine Allah'a şükür bu sene Süper Lig'e geçti ve bu da bizim bir iftarımız. Bu arada Sayın Mecnun Başkanıma da çok teşekkür ederim. Elinden geldiğine yaptığını inanıyorum. İnşallah bundan sonra da Sivas'ı başarıya götürmek için hep birlikte elinden ne gelirse yapar ve biz de elimizden geldiği kadar katkı yapmaya çalışacağız inşallah. Turan Bey öncelikle çok teşekkür ediyorum. Son olarak ekranları başındaki Vizyon 58 izleyenlerimize neler söylemek istersiniz efendim? Vizyon ailesi olarak bizi yerimize ziyaret ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz ve bundan da gurur duyuyoruz. Ve televizyonları başındaki bütün hemşerilerimize, bütün vatandaşlarımıza, bütün meslektaşlarımıza hepsine çok çok teşekkür ederim. Hayırlı işler, hayırlı bol kazançlar dilerim. Bu arada da Sivas Spor'umuza inşallah şampiyonluk dilerim. Güzel sohbetinizden dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum Sayın Mas. Evet sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz bir programımızın yine sonuna geldik. Bugün de sizlerle birlikte Kadıköy'deydik. Kadıköy'de 1000 yıl yapıyı ziyaret ettik. 1000 yıl yapı yönetim kurulu başkanı Sayın Turan Yılmaz'a ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim Anadolu insanı çok misafirperver ve bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyor. Yollar açık olsun temennilerimizi iletiyoruz. Siz değerli Vizyon 58 izleyenlerimize ise bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor. Farklı bir programımızda yine sizlerle olma ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın.